Günaydın Eral Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Şenay Hanım. İyi yayınlar. Hakan Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İsterseniz önce Borsa İstanbul'dan başlayalım Eral Bey. Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü tepki hareketlerini takip ettik ancak dün yine negatif tarafta tamamladı günü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir toparlanma hareketi içinde diyebilir miyiz? Yükselişi ne zaman beklersiniz? Buyurun. Bence bir dengelenme var. Çünkü dikkate değer bir geri çekilmeye sahne oldu Borsa İstanbul. Yukarıdan aşağı dolar bazında yaklaşık %20'lik bir düşüş oldu. O dengelenme 9.250 puan civarında gerçekleşti. Daha iyi bir sıçrama olabilir miydi? Dün işte bir değer kaybıyla karşılaşmamak söz konusu olabilir miydi? Elbette mümkün. Neden peki bu gerçekleşmiyor derseniz Evet. birkaç faktör ön plana çıkıyor. Biri yurt dışı tasarruf sahiplerinin algısında çok ciddi bir değişiklik var. Yani siz benden daha yakından takip ediyorsunuz Türkiye'de bu verileri. Estağfurullah. Bu filmi 4 ay geriye saralım. Para piyasası fonu var mıydı Türkiye'de? Vardı. Borsa kaç dolardı? 330, 340, 320. Bu kadar büyük bir göç var mıydı borsadan para piyasası fonlarına? Hayır, para piyasası fonlarının sağladığı getiride de 4 ay öncesine göre bir değişiklik olmadı. Değişen şey kazan doğurmuyor. Borsanın 2 aydır aşağı gelmesi bir anda yatırımcıların psikolojisini değiştirdi. Bence bir bu etkili. Profesyonel yatırımcılar üzerinde de acaba borsadan elde edilen kazançlara vergi getirecek bir düzenleme yakın zamanda gündeme gelebilir mi? Bu soru işareti de bence profesyonelleri frenleyen bir unsur. Ben bütün bunlara rağmen endeksin 275 dolar civarında taban oluşturmuş olabileceğini ve bir tepki yükselişiyle kalmayıp hissettirmeden rotanın yukarıya dönmesinin de söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Ama bir vergi gelirse borsaya bu dünyanın sonu değil, geçici bir medcezir yaratır. Ama mutlaka geçici de olsa o etkiyi görürüz ve o belirsizlikte bence önümüzdeki süreçte frenleyici bir unsur olarak lokal faktör olup devrede kalacağı benziyor. Bu kazan doğurmuyor sözünü biraz altını açar mısınız? Yani ne kastediyorsunuz burada esas itibariyle? Şimdi bireysel yatırımcıların belli bir deneyim kazanana kadar önemli bir bölümü finansal enstrümanlarla ilgili fikirlerini onların kısa vadeli istatistiklerine bakarak oluşturuyorlar. İşte çok hızlı yükseliyor. Demek ki iyi. Yani böyle bir bakış tabii ki finansal piyasalarda zeminsiz. Ama o duygusal tavır borsanın istatistikleri kısa vadede zayıf olunca hisse senedi yatırımlarından önceki aylarda kaydedilen getiri kaydedilmeyince o duygusal olan yatırımcılar bir çıkışa geçtiler. Yani kazandan kastım bu. Evet. Peki ben biraz daha geniş bir perspektifte sormak istiyorum. Tamam. 2025'e yaklaşıyoruz artık. Öncelikle ben Eral Bey'in 2024 yıl sonu beklentinizi öğrenmek istiyorum ve 2025'te nasıl bir Borsa İstanbul bekliyorsunuz? Ne Şimdi dersiniz? BIST dolar bazında 281 seviyesinde. Ben yıl kapanışının bundan daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Ne kadar yukarıda olacağını kestirmek çok kolay değil. 320 dolar da olabilir. 300 dolarla da kalabilir. Burada hem dış iklim etkili olacak ki ben orada iyimserim. Güçlü pozitif bir hareket bekliyorum. Son çeyrek zaten geleneksel dünya borsalarında iyi geçiyor. Son 5 yılın tamamında S&P yukarı gitti. Ortalaması %10. Vergi ikinci belirleyici faktör olacak bence yıl kapanış seviyesi üzerinde. Ama bu filmi biraz daha ileriye sararsak 2025 dersek ben BIST'in yeniden dolar bazında o 340 dolar seviyesini 2 ay önce gördüğü yer 342 yanılmıyorsam görme ihtimalini yüksek buluyorum. İlk yarısında 2025'in o seviyeyi de aşıp 375-400 dolar bandına da yükselme şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu göz ardı edilmemeli. Bakın biz çok hızlı başladı 2024 yılına. Biz daha yılın 5. ayında dolar bazında %35 getiriye ulaşmıştık. Türkiye'ye baktığımızda bunu görüyorduk. Şu anda bu oran %11. Bu kötü bir şey değil, bu iyi bir şey. Diğer borsalarla olan fark kapandı. Çünkü Amerika'nın 3 büyük endeksi
2024 yılında %14 getiri sağladı. Avrupa endeksleri, Russell %7,5 getiri de. Türkiye'de arada bir yerde, %11'de. Her ne kadar diğer gelişen ülkeler bu yıl düşüş kaydetmiş olsa da Türkiye'nin pozitif bir tarafı var. Çünkü çok büyük bir değişime de sahne oluyor Türkiye. O yüzden ben fiyat avantajının önümüzdeki çeyreklerde Türkiye'de ön plana çıkacağını ve küresel yatırımcıların da Borsa İstanbul'da yeniden bir süre sonra sahne alacaklarını düşünüyorum. Peki bilançolar hani pek de iyi gitmiyor. Bundan sonraki dönemde de sanki öyle bir umut ışığı yok yani bilançoların düzeleceğine ilişkin. Çünkü esas itibariyle ekonomimizde bir yavaşlama var. İhracat tarafında da çok göreceli bir iyileşme var gibi görünüyor. Hani o kayıpları kapatacak gibi görünmüyor. Bu tarafı etkili olmaz mı diyorsunuz? Ya da genel olarak dünyadaki borsaların o iyimser havası, faiz indirimleriyle beraber daha da iyi hale gelmesinin bekleniyor olması bizim borsayı da olumlu mu etkiler? Hakan Bey, sektörün duayeni olduğunuzu sorularla gösteriyorsunuz. Estağfurullah. Aslında sorunun içinde cevap saklı. Evet, biri baz etkisi, yani diğer borsalar yukarı gittiğinde BIST'i de çekmesi. İkincisi de şu, orayı muhtemelen açmam için yine çok iyi bir asist oldu. Finansal piyasalar ortalama gerçek hayatın 9 ay önünden koşuyor. Çünkü onların radarı bununla sınırlı. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra görmek çok çok zor. Ama 9 ay sonrasında bir senaryo yazmak çok da zor değil. Bence gerek Amerika'da, bakın Amerika'da yavaşlıyor. Yani Amerikan ekonomisinde biz 2025 ortasına kadar çok yavaş bir büyüme göreceğiz. Teknik olarak bir durgunluk göreceğiz. Buna rağmen neden borsalarla yukarı yönlü bir eğilim var? Çünkü 2025'in ikinci yarısından itibaren yeni bir büyüme döngüsünün Amerika'da başlayacağı, 2 yıldır durgunlukta olan Avrupa'da da bunu ılımlı bir büyümeye taşıyacağı fikri ön planda. İşte Türkiye'de de bence o finansallarla ilgili senaryolar 2025'in ikinci yarısında nasıl gelire yönelecektir. Belki bu bir çırpıda olmayacak ama Türkiye'de günün dikeni, evet şirketlerin finansalları zayıf, karlar zayıf. Sebep, yani Türkiye yüksek tansiyondan kurtulduğu için yan etki olarak da bir yavaş büyüme dönemine girdi. Ben bunun profesyonel yatırımcılar nezdinde çok infial yaratacak bir gelişme olmadığını düşünüyorum. Eyvallah, peki. Bu daha açıklayıcı oldu doğrusu. Çünkü bilançolarla ilgili epey bir soru işareti oluyor. İzleyenlerimizden de epey bir sorular geliyor. Ya bu bilançoların bu kötü durumu diye. Peki canlılık olarak nasıl görüyorsunuz şu anda para nereye doğru böyle yönelme eğilimi içerisinde orayı nasıl değerlendiriyorsunuz fonlar bakımından da? Şimdi yurt içinde son haftalarda para piyasası fonlarının rüzgarı çok arttı. Oraya bir giriş var. Yani bu da başta ifade ettiğim üzere aslında borsanın zayıf performansıyla bağlantılı. Döviz kurları ile ilgili beklentiler bence yatırımcıdan yatırımcıya değişiyor. Daha kalabalık bir kesim yine istatistik üzerinden hareket edip diyor ki ya son bir yıl enflasyon %50, kur %25 arttı. Demek ki önümüzdeki bir yılda artmayacak. Bir kesim böyle bakıyor. Bir kesim de hayır, Türkiye'nin cari açık vereceği periyot da yaklaşıyor. Bir taraftan faiz indirim döngüsü öyle ya da böyle başlayacak. Artık döviz kurlarında bir yukarı yönlü hareket olabilir diyor. Şimdi o ikinci kesim döviz tabanlı fonlara da bakmaya başladı. Oraya da bir giriş olduğunu görüyoruz. Fakat çok genele yayılmış bir durumda değil. Çünkü o büyük kalabalığın bakış açısında yine yakın vadeli fiyat momentumu çok etkili ve döviz tarafının sakin olması. Bir anda kalabalık bir kesimin ilgisini çektiğinde adeta döviz tarafında bir frenin devreye girmesi, yeniden o ilginin dağılması, ilgi dağıldıktan sonra kurun yukarıya gitmesi. Bence çok profesyonel, nakış işler gibi bir market makerlık örneğini de Türkiye gösteriyor döviz cephesinde. Çok bu tarafı da gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi siz bunu söyleyince
Erhal Bey. Benim aklıma da Sayın Şimşek'in dün CNN'de yaptığı açıklamalar geldi. Demek ki döviz rezervleri meselesine bu kadar vurgu yapmasının da buradaki denklem açısından bir önemi olduğunu düşünmek doğru olabilir. Katılıyorum. Yani Türkiye'nin zaten çıkarı nerede hepimiz biliyoruz. Yani toplumun yığınlar halinde dövize yönelmemesinde. Şimdi bu konuda teşvik edici olmak, zaman zaman frenleyici olmak ama bir taraftan da yatırımcılara alternatifleri de oluşturup onları koruyarak ilerlemek herkesin yararını. Bu taraf iyi gidiyor. Doğru. Hani serbest piyasa ekonomisine ne kadar uyuyor işleyiş diye tartışılabilir ama bu çok yeni bir şey de değil. Türkiye'de döviz kurlarının yönlendirilmesi, alıcı çok olduğunda kamunun satıcı olarak devreye girmesi, tersi olduğunda da satıcı yokken alıcı olması bizim ilk kez yaşamakta olduğumuz bir süreç değil. Evet. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz öyleyse Erhal Bey size.